Şöyle, açıkçası Çin'le başlamak istiyorum. Çünkü hocalarım çok güzel, net açıkladı. Taliban, bakın, bütün yaptığı açıklamalar ülkelerle ilgili tek net bir açıklama yaptı Çin'le ilgili. O da dedi ki, Taliban yetkilisiydi, ismini şimdi hatırlamadım. Diyor ki, Çin'in bütün buradaki yatırımlarını, çıkarlarını biz koruyacağız, vaadi veriyoruz dedi. Ve bunu daha bu açıklamadan sonra Sözcü şahin dedi Çin... ona efendim. Evet, Ha. doğrudur. Daha sonra, Sözcü şahin söyledi o sözü. evet, Evet. Süheyl Şahin, doğru söylüyorsunuz Sayın Komutanım. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman ilk defa, yani daha sonra biliyorsunuz şeyde görüştüler. Çin'i ziyaret etti bir Taliban heyeti. Yani Çin'in biraz buradaki politikası aslında sadece Çin değil. O bölgeye bölgesel anlamda, küresel anlamdaki politikalar bu kadar Taliban'a yakın durmaları ya da Taliban'a herhangi bir sert bir açıklama gelmemesinin sebebi şu andaki Taliban kontrollü bir Taliban daha iyi olur. El-Kaide ve türevleri gibi terör örgütlerini, radikal gruplarını üretmeyecek şekilde, üretmemesi için zaten şimdi modernize etmeye çalışıyorlar. Bir model oluşturmaya, bir yeni bir Taliban modeli ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Şimdi bu Çin için de geçerli. Çin'in büyük korkusu var. 76 kilometrelik bir sınırı var Afganistan'da. Yani bütün bunlara baktığımız zaman hem İran için, hem Çin için, hem diğer Türk Cumhuriyetleri, Orta Asya Cumhuriyetleri için de büyük bir tehdit olarak görülüyor. Eğer içerisinden radikalizm ya da yeni bir yapılanma, terör örgütleri gibi, yani burada IŞİD'i biz konuşuyoruz. IŞİD yarın başka bir isimle çıkabilir. Yani bu Zaten Taliban'ın içerisinden biraz tabii daha bölük bölük talep şey tabii böyle yaptılar. çıkar Bir radikal Hindistan ve Japonya'yı, özellikle tabii. Japonya'yı çok es geçiyoruz. Tabii. Yani o anda belki Çin'in sınırlandırılması Amerika'dan değil ama belki Hindistan ve Japonya'dan Japonya. gelecek. Tabii. Yani Japonya biliyorsunuz o DDR sürecinde ilk girdiğinden beri yani 2003 yılından beri Evet. DDR'ın bütün sürecini üstlenen Japon hükümetiydi. Şimdi bütün bunlara Evet. baktığımız zaman tabii bir de Yani. IŞİD boyutu. IŞİD Irak'ta zaten bitmedi. Yani alan kaybetti sadece. Şimdi de hemen hemen ayda ya da haftada 3-4 kez eylem içerisinde saldırı düzenliyor. Özellikle Kerkük bölgesinde, Salahattin bölgesinde, Bağdat'ın kuzey bölgelerinde. Yani IŞİD Suriye'de de Irak'ta da bitmemiş. Ama şimdi asıl mesele Taliban'la birlikte, bakın, ben uzun süre Suriye'de çalıştığım için özellikle şunu gördüm. Bütün bu yabancı savaşçılar dediğimiz IŞİD'in içerisinde, HTŞ'nin içerisinde, Nusra Cebesi'nin içerisinde ve orada bulunan El-Kaide grupları içerisinde, radikal grupları içerisindekilerden hep şunu bekliyorlardı. Özellikle o ülkeler ve buraya vatandaşları gelen, Suriye'de savaşan, vekalet savaşı veren, bu eğer Suriye istikrara kavuşursa bu savaşçılar ne olacak? Bakın, ben 2015 yılında Irak'ta bir araştırma yaptım IŞİD'le mücadele ile ilgili. Orada şunu gördüm. Özellikle DAEŞ terör örgütü mensuplarının öldürülenlerin içerisinde mesela 10 tane DAEŞ mensubu öldürülüyorsa 8'i yabancıydı. Çünkü yereller savaşmıyorlar. Yereller zaten kendilerini burada bir hakimiyet, aşiret yapısı, kabile yapısı etkisi altında oldukları için daha çok bu yabancı savaşçıları ne yapacağız diye daha sonra düşündükleri için bunlar savaşa sürdüler. Yani ön cephede yabancı savaşçılar oldu IŞİD içerisinde, özellikle cihat adı altında. Şimdi Taliban'la birlikte şu risk ortaya, şu konu ortaya çıkması gerekiyor diye düşünüyorum. Suriye istikrara farz edin kavuştu ve burada yabancı savaşçılar hep konuşuluyordu, ne olacak? Bunlar daha önce Afganistan'ın istikrarlı ya da Afganistan NATO ABD yönetimindeki Afganistan olmuş olsaydı bunların oraya tekrardan geri dönmesi çok zor olurdu. Ama şimdi daha kolay bir alan açıldı orada. Yani biz Afganistan'dan diyoruz ya, hep üretir diğer ülkelere gider. Bir de bu savaş bölgeleri Kuzey Afrika içerisinde bu geçerlidir. Diğer bölgeler için de geçerlidir. Ve Taliban sürekli bir tehdit olarak, özellikle Arap dünyası için de çok büyük bir tehdittir. Şöyle, çünkü buradan gençler hep gidip orada eğitim aldı. Ben bunu hep örnek veriyorum. Irak
El-Kaide'sinin lideri Abu Mesab Zarkavi Ürdünlüydü. Ve Irak'ta savaştı. Nerede eğitim almıştı? Afganistan'da eğitildi, geldi. Yani bütün bunlara baktığımız zaman bu terör örgütleri, radikal grupların şeyine hepsi Afganistan'dan gelmiş birçoğu ya da ve bunlar şimdi bu yabancı savaşçılarla ilgili endişe. Ben Amerika'nın biraz orayı dizayn ederken Afganistan'ı bu tür riski de ortadan kaldırmaya çalışacak. Yani önümüzdeki süreçte. Çünkü şimdi Suriye meselesine ben çok fazla girmek istemiyorum. Çünkü konumuzu dağıtmak da istemiyorum. Ama şu bir gerçek. YPG terör örgütüyle ilgili eğer ki bu istikrarlı bir gayrimeşru özellik kurmak istiyorsa buradaki radikal grupların ortadan kaldırması gerekecek. Ve bu HTŞ'dir, işte içerisinde hangi gruplar varsa, IŞİD gibi radikal grupları, bunlar hepsi yabancı savaşçılar dediğimiz, hepsinin Afganistan'a nakliye şey yapma. 2017 yılında hatırlarsanız ya 2017 yılındaydı ya daha sonraydı, BBC açık bir şekilde verdi. Yani oradan nasıl Afganistan'a Rakka'dan çıkışları. Nasıl? Rakka'dan çıkışları. Evet, çıkışlarını açık bir şekilde verdiler. Ve bende çok bu konuda video var. Yani mesela Irak'ta uçaklar, yani DAEŞ eylem yapıyor. Orada konvoylar halinde, hiç kimsenin görmemesi mümkün değil. Herkes görüyor. Kendi uçaklarıyla oradan geçiyorlar, atıyorlar, silah attıklarını. Özellikle Dibis bölgesinde, Altınköprü, Kerkük tarafında. Bunlar hepsini gördük. Onun için bu sürece baktığımız zaman DAEŞ'in nerede ortaya çıkar? Ben daha çok Kuzey Afrika için büyük bir tehdit olduğunu düşünüyorum bundan sonraki süreçte. Çünkü Sina Adaları. Sina Adaları ve diğer taraftan da ben Yemen'in çok fazla Amerika Birleşik Devletleri'nin işte IŞİD'le mücadele konusunda Yemen'e gidip bir savaş vermesi savaş vermesini düşünmüyorum. Çünkü orada zaten Amerika'nın müttefikleri var. Yani Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Yemen'de Husilere karşı bir savaşı var ve zaman zaman uluslararası koalisyon güçleri, hatırlarsanız Yemen'deki El-Kaide örgütüne de hava operasyonları da düzenledi daha önce. Yani bütün bunlara baktığımız zaman IŞİD için ciddi bir alan açıldığını ve ben şunu da düşünüyorum, bu yabancı savaşçıların Suriye'den çıkartıp tekrardan Orta Asya ve Orta Asya ülkeleri için, hem Güney Orta Asya için bir risk oluşturmasından dolayı oraya tekrardan geri dönmelerini sağlayacaklarını ben düşünüyorum bu süreçte. Diğer taraftan şunun da altını çizmekte fayda var. Yani Taliban'ın artık şununla hükümet kuracak ya da bununla hükümet kurma sürecinden ziyade aslında Taliban'ı çok meşgul ediyorlar bence. Yani şimdi dünya, özellikle ABD, ben taktiksel olarak da düşünüyorum. Belki bilmiyorum, Merve Hocam daha iyi bilir bu konuyu. Yani hükümetle, hükümet kurma süreciyle meşgul ederken aslında Taliban'ın içeriden ekonomi sorunları, işsizlik sorunları ve radikalizmle ilgili, kendisi her ne kadar olsa da, ama bu toplumu tetikleyecek. Çünkü 2000, ben bunu hep savunuyorum. Yani Amerika biz Taliban'ı çok iyi destekledi, işte alan açtı, Amerika kendisi kaçtı diye bakabiliriz. Ama şu bir gerçek, şu anda Amerika'nın arkasında bıraktığı bir gerçek de var. 2001 yılında işgal ettiği Afganistan'ı bir bebek şu anda 20 yaşında. Ve Z kuşağı Taliban'ı eski Taliban gibi kabul etmeyecek. Ne olursa olsun etmeyecek. Onun için bununla bir mücadele olacak, buna karşı bir direniş olacak. Şimdi Ahmet Şah Mesut konusuna baktığımız zaman zaten adam, çocuk kendisi genç bir 32 yaşında. Yani şimdi bunun organize etmesi için lidere ihtiyaç var. Şimdi bu tür, özellikle bakın dikkat edin, Arap Baharı ortaya çıktıktan sonra en büyük sorunu lidersizlikti. Yani ortalarda sadece sosyal medya üzerinden bir toplama kampı gibi işte bir meydanda toplanıyorlardı. Bunu eyleme dönüştürdüler. Ama bir Tunus'ta Gannouchi gibi bir adam vardı mesela. Tunus farklıydı. Evet, Tunus çok farklıydı. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman Afganistan'da da bu Z kuşağının içerisinde Ahmet Şah Mesud'un da, yani babasının El-Kaide tarafından öldürülmesi 2001 yılındaydı. 2001 yılında. Evet. Bombe Eylül'den 3 gün önce. Yani bütün bunlara baktığımız zaman aslında
Ahmet'e destek verilmemesi, genç olması, yeni bir neslin ortaya çıkması, Z kuşağıyla çok büyük mücadele edeceğini ve uyuşturucu konusu çok önemli, çok doğru bir şey. Bir de bağıştan besleniyor. Peki. Taliban zaten yıllık bütçesi bağıştan topladığı 300 milyonla raporlarda böyle yazıyor. 300 milyonla 1,5 milyar dolar arasında değişiyor. Aylık uyuşturucudan 464 milyon dolar elde ettiği ifade ediliyor. Diğer taraftan bakıyorsunuz Avrupa'nın, dünyanın %80-90'ı zaten bu bölgeden geliyor. Yani bütün bu şeye baktığımız zaman aslında Taliban hem içeride çok ciddi bir direnişle karşılaşacak ve ben o yüzden söylüyorum, bu Z kuşağı teknolojiye alışmış, sosyal medyaya alışmış. Amerika, bakın mesela Irak bile oradaki gençler, evet, insanlar çok değişti. Onun için bu bunun kolay kolay 1996 ile 2001 yılı arasındaki yönetim şekliyle yönetmesi çok zor olur. Kolay olmayacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.